İş fikrinin uygulanması ile ilgili araştırma sürecimiz iyi bir çalışma programının hazırlanmasıyla başlıyor. Aynı bir Japon atasözünün dediği gibi, harekete geçmeden vizyon sahibi olursanız hayal kurarsınız. Ancak vizyonsuz bir harekete geçiş size kabus gördürür. Dolayısıyla bizim akıllı hedeflere ihtiyacımız var. Akıllı hedefleri belirleyebilmek için de 5 tane kritere dikkat edeceğiz. Birincisi, hedefimiz bize özel olacak, özelliği olan bir hedef olacak ki sahiplenelim. İkincisi ise ölçülebilir bir hedefimizin olması lazım. Başladığımız yerle bitirdiğimiz yer arasında ne kadar mesafe kat ettiğimizi ölçebilmemiz lazım. Üçüncüsü, başarılabilir hedefler seçmemiz lazım kendimize. Ayakları yere basan, pembe gözlüklerle bakmayan, gerçekçi bakan. Dördüncü özelliği ise o hedefe ulaştığımızda, o işi başardığımızda bir işe yarayan olması lazım. Geçerli olması lazım. Ve hiçbir hedef zamanlaması belirlenmeden, kendinize bir zaman kısıtı koymadan tamamlanmış sayılmıyor. Dolayısıyla beşinci kriterimiz de zamanlamaya uygun olması. Şimdi iş fikrinin uygulanması ile ilgili araştırma sürecine baktığımızda örgü atölyesi örneğinden yola çıktığımızı düşünelim. Örgü atölyemiz nasıl bir iş yeri olacak? Bu iş yerimiz nerede, ne büyüklükte olacak? Donanımını, tefrişatını nasıl yapacağız? Biz bu örgü atölyesinde hangi ürünleri üreteceğiz? Hangi hizmetleri sunacağız ürün üretmenin yanı sıra? Ürün farklılaştırmasına gidecek miyiz? Gideceksek bunu nasıl planlıyoruz? Malzemelerimizi nereden alacağız? Hangi şartlarda alacağız? Ödeme planımız nasıl? Maliyet azaltıcı tedbirleri nasıl almayı düşünüyoruz? Pazarlama ve tutundurma faaliyetlerimiz neler olacak? Satışla ilgili fikirlerimiz, dağıtım kanalları ve satış ağıyla ilgili fikirlerimiz nasıl gelişecek? Kaç kişilik personel ihtiyacımız var? Personel ihtiyacımızı nerelerden, hangi kaynaklardan nasıl karşılayacağız? Personel maliyetlerinin sabit giderlere etkisini nasıl hesaplayacağız? Bütün bunlarla ilgili olarak zaman çizelgesi hazırlarken 4 tane konuya dikkat edeceğiz. Birincisi araştırma, ikincisi planlama, üçüncüsü organizasyon ve dördüncüsü bütün bunların koordinasyonu ile ilgili. Araştırma sürecinde sektörü, işin ölçeğini, ortaklık yapısını, yeri, lojistikle ilgili konuları, müşteriyi, tedarik zincirini, donanımı, arz talep dengesini, rekabeti, karlılığı ve iş gücü gereksinimini gözden geçirmemiz lazım. Planlama kısmındaysa 5 N, 1 K özelliklerini, ne, nerede, nasıl, neden ve kim tarafından özelliklerini açık, ilkeli, gerçekçi ve geçerli bir planlamayla yapmamız lazım. Organizasyon kısmındaysa bütün yapılacak işler, bu işleri kimlerin yapacağı, kullanılacak yer, araç ve yönetim tarzları belirlenecek. Koordinasyon kısmındaysa bütün bu saydığımız özelliklerin eş zamanlılıkla uyum göstermesi lazım. Değişkenlerin birbirleriyle olan etkileşimlerine dikkat edip bunun sürekliliğinin sağlanması lazım. İş kurma sürecinin temel adımlarına baktığımızda karşımıza ilk çıkan şey iş fikri. Düşünsenize aklınıza harika bir iş fikri geliyor ve sizin bu iş fikrini başlatmanız için müthiş bir motivasyon sağlıyor. İşte o motivasyonla kendinize bir çalışma programı hazırlayın. Çalışma programı hazırladıktan sonra da çok önemli bir adım var, ön değerlendirme. İşte ön değerlendirmeyi yapmak sizin bir sonraki adıma geçip geçmemeniz konusunda ya da o iş fikrini terk edip bir başka iş fikrine odaklanmanız konusunda karar vereceğiniz adım oluyor. Bunu da aştıktan, ön değerlendirmeyi olumlu bir şekilde geçtikten sonra yapılabilirlik raporunu hazırlayabilirsiniz. Yapılabilirlik raporunun ardından detaylı bir iş planı sizin ileride bankalara kredi için başvurduğunuzda elinizin altında iyi bir kaynak olarak yer alacaktır. Daha sonra iş kurma sürecinin artık içine girmiş oluyorsunuz ve iş geliştirme, sürekliliğini sağlama, işletmenin sürekliliğini sağlama bunun son adımı olarak karşımıza çıkıyor. Önceden hep derdik ki işletmeler kar elde etmeli. Ama buna artık bir özellik daha ekliyoruz. İşletmeler karlı olmaları gerektiği kadar sürdürülebilir de olmak zorundalar. O yüzden şu soruları soruyoruz kendimize. Biz
aklımıza gelen o parlak fikir dediğimiz iş fikrini detaylarıyla araştırdık mı? Yapılabilirlik raporumuzu hazırladık mı? Kendimize adam akıllı bir çalışma planı oluşturduk mu ve bütün girdilerin koordinasyonunu sağladık mı? Sürekliliği sağlamakla ilgili stratejilerimiz neler ve lütfen tek bir strateji olmasın. A planı, B planı ve C planının olmasına özellikle dikkat edin. Sabır stoklarınız ne durumda? Lütfen, lütfen kendinize en az 2 sene pay biçin. Bu işi devam ettirip bırakma konusunda ikisinden birinin kararını verme açısından. İşinizi yaparken 4 tane yeterlilik düzeyiyle karşılaşacaksınız. Birincisi bilinçsiz yetersizlik. Onu yapamayacağınızı ya da o konuda yetersiz olduğunuzu bilmiyorsunuzdur bile bu düzeyde. İkinci düzeyde yetersiz olduğunuzun farkına varırsınız. İşte bu düzeye bilinçli yetersizlik adını veriyoruz. İşi öğrendiğinizde, yapmaya başladığınızda, yavaş yavaş tecrübe edinmeye başladığınızdaysa 3. düzeye çıkıyorsunuz. Bunda da bilinçli yeterlilik düzeyi diyoruz. Bilinçsiz yeterlilik düzeyinde ise artık belli bir tecrübeye gelmişsinizdir, içselleştirmişsinizdir. Kendiliğinden, içgüdüsel olarak, doğaçlamayla artık yeteneklerinizi sergiliyorsunuzdur. 4. düzeyde aynı yüzmek gibi, aynı bisiklete binmek gibi işinizi yaparsınız. Ama lütfen bu düzeye gelinceye kadar kendinize zaman tanıyın. Sabır stoklarınızı yüksek tutun.